Tekrar selamun aleyküm. Evet, buradan yükümüzü aldık. Yani konteynerleri değiştirdim. Boşunu bıraktım, dolusunu aldım. Bizim kendi konteynerlerimiz. Şimdi bunu Wiesbaden'e getirip orada boşaltacağız. Boşalttan sonra tekrar Wiesbaden'de yükleyeceğim Frankfurt için. Frankfurt'a boşaltacağız. Yine Frankfurt'un bir semtinde Riedewald denilen bir yerden. Oradan da yükleyeceğiz Hollanda için. Sonra karar vereceğiz. Ne kadar erken mi yoksa geç mi diye şey yapacağız. Ya devam ederiz ya da ne diyeceğim, eve gideriz. Geceleyin erkenden yola çıkarız. Şimdi burada bilmiyorum, kararsızım. Şurada iki tane yol var. Yani Wiesbaden'e geri gitmede. Şimdi gelirken otoyoldan geldim. Şimdi buradan bir şey daha var. Idar-Oberstein, Birkenfeldliğine o tarafa gidip oradan ne diyeceğim? Oradan gideyim ya. Hem de biraz köyleri dolaşmış oluruz. Köylerden geçeceğiz. Daha iyi. Bugün herhalde yeteri kadar zamanımız var, olması lazım. Rahatlıkla gideriz yani. Saat kaç şimdi? 2 saat 12 dakika. 2 saat 12 dakika. 15 dakika durduk. Yani 1,5, 1 saat 45 dakikada gidersek buradan Wiesbaden'e iyi. Çünkü bazı bu yolda köy yolu olduğu için ileride hızlı caddeye de çıkacağız da köy yolu olduğu için burada yavaş gidiyoruz. 60-70 kilometre hızla beraber. O bakımdan biraz belki yavaş olabilir. Yavaş gidebiliriz yani burada. Ya da fazla sürebilir diye demek istiyorum. Böyle geze geze gidelim. Bak burada 99 sent mazot. Öbür tarafta az önce o yuvarlağın orada bir tane yeni açılan benzin istasyonu var. Orada 1.11, 2 sent daha fazla. Orası yeni açıldı. Bu Aral benzin istasyonuna darbe vurdu yani. Acaba kameram düzgün mü duruyor? Eğri mi duruyor? Allah kahretmesin. Böyle daha iyi galiba. Biraz daha ileriyi görebiliyoruz.
Evet, az önce yükleyeceğimiz yere geldim. Hopstedt'in orada. Oranın ismi Hopstedt'in. Kantarın önünde bekliyordum. Bir tane geldi, yabancı. Sonra baktım Litvanya plakalı. Telefonu uzattı bana. Bir şeyler elinden işaret etti. Telefonuna baktım. Almanca, Rusça'dan Almanca, Litvanyaca mıydı? Neydi artık? Rusça mıydı? Çevirmişler. Yardım eder misin? Neden? Arabası, kamyonu çalışmıyor, tırı. Şeyi yapacağız. Kabloyla beraber çalıştıracağız. Kablosu varmış. Hazırlamış zaten. Problem yok. Şey yaptım. Gittim 2 dakikada çalıştırdık, yardım ettik yani. Danke dedi. Teşekkür, sağ ol yani. Bir danke. Bazı insanlar para alıyorlar ya. Evet bak, bu yolu da seçtim ekstra sizler için yani. Beni takip edenler için ya da etmek isteyenler için, yani bu köy yollarından gidiyorum ki biraz, yani otoyol tamam, daha rahat, ne diyeyim, daha hızlı. Ama burayı tercih ettik, hiç olmasa değişik bir yerlerde görebilirsiniz yani. Her taraf yemyeşil. Dağlar, taşlar hep yeşil. Yeşile boyatmışlar. Evet. Gidiyoruz böyle işte. Ya uşaklara. Arada bile bir şeyler yazın da biz de cevap verelim size. Ha bile güzelim, memleketten bak ne kadar güzel şeyler gösteririm size. Daha ne istiyorsunuz?
Ay, inekler yatıyorlar, yemişler, doymuşlar. Saat 7:30, hava da bayağı soğuk ya. Serin, serin yani. Brombach köyü. Onun için buralardan yavaş 50 kilometre hız, yoksa radarları radar koyabiliyorlar. Bir de bak, karşıda Antalya kebap var. Böyle köylerde de çok var yerler. Çok yerlerde böyle kebapçı dükkanları var. İşte yapıyor yani. Çünkü insanlar hep alışmışlar hazır yemeğe. Yani bir şey yapayım da yiyeyim diye çok pek nadir insanlar böyle şey yapıyorlar. Kendi yemeğini yapıp yiyorlar. Yoksa hazır daha iyi yani, kahvesinden tut, çayından tut, ne bileyim ben. İnsanın zamanı olmuyor. Pat 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 hemen şey yapıyor işte. Ver oradan bir kahve, bir çay. Evet. Traktörümüz de önünde. Gerçi biz de buradan yüklü olduğumuz için biz de yavaş gideceğiz. Onu, o daha bizden hızlı. Ama yine de biz de bayağı gidiyoruz yani. Yüklü olduğumuz halde. Onları bırakalım geçsinler. Sıkıştıralım, yollarını kapamayalım.
Evet, traktörü geçtik. Bu Romanyalılar nerede ya? Çoğu minibüsler Romanya plakalı. Çalışmaya geldiler. Nereden geldiyse de bağış derliyorum Farsoy'u. Yani inşaatlarda çalışıyor. Evet, burası 30'luk yer. Buraya çok radar koyabiliyorlar. Çok rast geldim yani. Karışık dağlar. Evet, rampayı da indik. Dağların arasından sizler için daha değişik yerleri görebilmeniz için
Yolumu değiştirdim. Uşaklar, duyar mısınız? Bak, la sizin için yolumu değiştirdim da. He. Ne yapacaktım? Birazdan biraz hızlı caddeye çıkacağız. Orada 90'la gidebiliriz yani. Yani burada da gidebiliriz de burada şimdi durdurursalar yani bir tane tır var mesela şimdi bu yolda. Bir, iki tane mesela. Bize denk gelirse durdurursalar yani ehliyet gider vallahi. Tabi 60 kilometre hız yapmamız lazım bu yolda en fazla. Hadi 65 olunca da bir şey demiyorlar. Ama öyle 80-90'la gittiğin zaman hem ceza hem para hem de ehliyet gider vallahi. Onun için biz yine tedbiri elden bırakmayalım. Oberstein'e geldik. Burada da Almanların şeyi var. Kışlası var. Bilmiyorum köprünün üzerinden geçeceğiz. Oradan görürüz galiba karşı tarafı. Sol tarafta. Şu beyaz yol onların oraya gidiyorlar. Kazerne. Kışla demek. Kazerne kışla demek. Buradan öyle değerli taşlar çıkarıyormuşlar. İsmini de oradan aldı galiba. İde Oberstein. Biraz kaliteli taşlar çıkarıyorlar buralardan. Şu karşı taraf, karşı gördüğümüz binalar, onlar Alman ordusunun kışlası. Ya da göremiyorsunuz mu? Yine düştü biraz aşağı doğru. Kameramız. Böyle daha iyi galiba. İleride bir tane şey var. Manastır var. O da aynı Trabzon'daki Sümele Manastırı gibi. O da kayalara oymuşlar onu.
Evet, İder Overstein. Burası da küçük bir şehir. Hadi bakalım onu size gösterebilir miyim? O manastırı. Arkadaşlar karşı tarafta. Karşı tarafta şu yukarıda. Bak aynı Sümeyye Manastırı gibi. Burada da bayağı kayalık. Ama güzel organize edip güzel kayaların üzerine ne bileyim ben evleri derli toplu yerleştirmişler. İda Oberstein. İda burada İda Deresi var galiba. Yanımızda akan dere. İdar ismi İdar. Stein taş. Obe yukarısı. Yani yukarı taşlık galiba oluyor. Dediğim gibi buralardan bayağı yani biraz daha kaliteli taşlar çıkarıyorlar. Ocaklar var.
burada bir tane de şey var. Büyük bir mezbaha. Simone denilen isminde büyük bir mezbaha var. Yani bu Almanya'nın çoğu bazı şehirlerinde var Simone isminde. Yani büyükbaş hayvan kesim yeri.